Sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Cinsel istismar, kadınlara yönelik şiddet ve sonrasında birçok olay. Ve kadınlar, çocuklar buna nasıl engel olacaklar, nasıl kendilerini savunacaklar? İşte bu yeni bir spor dalını ortaya çıkardı. Spor dalının adı da Krav Maga. Peki Krav Maga nedir? Kimlerden eğitim alabilirsiniz veya nasıl bir önlem yapabilirsiniz? Bu Krav Maga'yı nasıl öğreneceksiniz? İşte bunun cevabı şimdiki haberimizde. Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddet ve istismar olayları bir türlü son bulmuyor. Koruma veya uzaklaştırma kararında amacına ulaşamadığı durumlarda kadınların kendilerini korumaları için yapacakları şeylerse kısıtlı. İstismar ve tacize karşı kadınlarda gaz, kapkaç, tecavüz ve alıkoymadan sokakta, sosyal yaşamda yaşayabileceği her türlü tehdide karşı kendilerini korumalarını öğretiyoruz. Aile içi şiddet bile buna dahil. Krav Maga'yı diğer savunma sanatlarından ayıran en önemli unsursa tehlike anında hayatta kalma formülü olarak kabul edilmesi. Krav Maga'yı öğrenmek zorundasınız. Öğrenmek mecburiyetindesiniz. Çünkü bir gün trafikte, sokakta, bir gece evinize giderken karşılaşabileceğiniz bir tehditte kendinizi en iyi şekilde koruyabilmelisiniz. Fiziksel saldırılar var, bıçaklı saldırılar, silahlı saldırılar, sopalı saldırılar, her türlü saldırı mevcut. Dolayısıyla sokakta oluşabilecek her şey için önlemler bu eğitim programında var. Ancak Krav Maga, tehlike anında uzaklaşma şansı olmayan bireylerin başvuracağı bir yol. Bıçaklı biri çıktı karşınıza. Ne yaparsınız? İki şey yaparsınız. Bir, kaçacak ve uzaklaşacak bir yer varsa oradan uzaklaş. Ben Krav Maga'yı çok iyi bilirim, çok iyi yaparım. Ve zaten bunun eğitimini aldım. Ben o bıçağı çok rahat elinden alabilirim. Geç bunları. İki şansın varsa, bir, uzaklaş. İki, kaçacak bir yer yoksa, uzaklaşacağın bir yer yoksa, evet, ne biliyorsan en iyi şekilde kullan. Silah doğrultuyabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz ki? Şuradan hiçbir şey yapamazsınız zaten. Daha uzaktan hiçbir şey yapamazsınız. Bir şey yapabilmek için bir defa çok yakınınızda olmanız lazım. Görüntülerde gördüğünüz gibi. Ve burada en iyi şekilde yapılan hareketi kullanıp silahı elinden almanız lazım. Ama neden ve nasıl? Daha da önemlisi niçin? Size doğrultulan silah bir gasp amaçlıysa hiç riske girme. Cüzdanını ver, paranı ver ve kurtul. Tetiğe basacak. Yaşama şansınız 50-50. Ya bekleyip de 5 saniye sonra öleceğinize diğer 50'yi kullanmak için okey. Şimdi ne biliyorsan en iyi şekilde kullan ve silahı elinden al. Krav Maga'nın kadın ve çocukların korunmaları için hayati önem taşıdığını belirten Krav Maga Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Alp Nuri Gün, federasyon olarak bu konuyu sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettiklerini söyledi. Türkiye'nin her yerinde kendilerine en yakın hangi ilimizde temsilcimiz varsa internet sitemize girsinler ve bulsunlar, arasınlar, hocamızla konuşsunlar, emin olsunlar ki çocuk ya da hanımefendi gittiğinde parası bile konuşulmayacaktır, ücreti bile konuşulmayacaktır. Önce ona katma değer. Çocuğa ve kadına katma değer ne katabiliriz? Kendisini koruyabileceği bir şekilde onun yaşamına nasıl katma değer katabiliriz'in programı yapılacaktır. Rakam dahi konuşulmayacaktır. Dolayısıyla federasyon olarak Krav Maga Eğitim Programı çocuk ve kadınlarda bizim için sosyal sorumluluk projesi.